Ya gidelim abi o zaman ya. Nefis mi ediyor? Lokan arkadan bağırmadım. Tamam. Tamam. Yaşam zemini. Çok bariz. Bakın üstünde toprak şurası sert. Burasının üstünde yani çıktığım zaman üstüne tabana basıyor. 6-7 ay önce biz bulduk, keşfettik. Güzel. Böyle kemerli. Bu şehrin her tarafında dolaşıyor. Böyle taşlar ince işçilik, boma mimarisi tipik. Yani milattan sonra 1. 2. yüzyıl. Hocam biraz ileri gelseniz. Dere yakıyor aşağıda, dere var. Şehrin bu arada. Aynısı diğer tarafta da var şehrin. Bütün şehirlerin altında bu şekilde kalıyor. Çünkü neden büyük yapıyorlar? Her an girip müdahale ediyorlar. Temizlikleri ondan sonra antik dönemde şey bile var. Buradan aldıkları ürünleri, dıçıkları tekrar kullanıyorlar. Asit ediyorlar ya da başka şeyler dokuma işinde, temizlik sektöründe falan bir daha kullanıyorlar. Öyle mi? Tabii tabii. Şu ama şu kaliteli işçilik bu iyi gelişmiş. Yani bunun plastik borudu şimdi büyük borudu nasıl? Ama genel olarak 1800 yıllık bir İstanbul. Tabii. Ali iş çıkarma. Yarasa mı var? Tabii bir şey olmaz. Yarasa. Şu yumurta kadar falan oluyor var genelde. Daha iyi hocam. Kullanabileceğimiz bir şey. Böyle dikey, işte bu 50 santimdir, 50 santim yukarısı zaten antik dönemdeki zemindir. Hocam, cadde zemini, sokak zemini. Ha bak buralardan da geliyor böyle. Ha, anlatan bir veri mi? Yok, bunun aynısını Tralliste'de, aynısını Nusra'da da buluruz. Efes'te aynı boyutlarda mıdır? Aynı boyutlarda çünkü bu şeye benzer. Burada toplanıyor. Biraz aşağıda. Toz gibi. Dibine çöküyor. Tarafında değiliz abi. Kolezyum bizim karşımızda kalıyor baya. Nazilli ilçemizde Mastor Antik Kenti'ndeyiz. Bildiğiniz gibi son 2 yılda burada yürüttüğümüz çalışmalar tüm dünyada arkeoloji camiasının gündemini belirledi. Mastora'da bulduğumuz amfiteyatro yani arena yapısının tam o yuvarlak, eşsiz o yapının bütünüyle ayakta duran mimarinin dünya arkeoloji gündemini belirlediğini, birçok akademik çalışmaya, akademik makaleye kaynak oluşturduğunu biliyoruz. Bu bizi mutlu etmişti. Bölge turizminde de daha şimdiden yapının henüz ortaya çıkarıldığını duyurmamızla birlikte bir turist trafiği başladı. Hafta sonları burada vatandaşlarımız gelip yapıyı incelediler. Bu da bizi ayrıca mutlu etmişti. 2 yıldır yaklaşık çalışmaları Adnan Menderes Üniversitemizden doçent Doktor Sedat Akurnaz hocamız yürütüyor. Birlikte 2 yılda kısa zamanda mucizelere imza attık. Yaklaşık 2 milyon TL civarında kamulaştırma çalışmamızı da tamamlamış olduk. Dolayısıyla bölgenin artık kazı başkanlığı statüsünde çalışması için gerekli koşulları da süratle sağlamış olduk. Şimdi bugün ortaya çıkan yeni yapı, yeni keşifle birlikte aslında yeni bir soluk kazandı bugünkü çalışmalar. Tam arkamızda gördüğünüz yaklaşık 1800 yıllık milattan sonra 2. yüzyıldan kalma bir su kanalizasyonu sistemi, atık sistemi ve yapının büyüklüğü bizi de şaşırttı. İçinde yürüyebildiğimiz çeşitli kollarla şehrin geneline yayılan bir kompleks tesisin bir parçasıyla karşı karşıyayız. Biz Mastora'daki çalışmalardan çok mutluyuz. Gelecek adına, Nazilli adına önemli bir kazanım, önemli bir turistik değer olduğunu düşünüyoruz. Bence çok yakın zamanda çok önemli bir antik kenti hem Aydın turizmini hem Türkiye turizmini armağan etmiş olacağız. Mastora antik kenti Nazilli'nin kuzeyinde Aydın Dağları'nın yamaçlarında kurulmuş bir antik kent ve kentin içinden antik dönemde dere geçiyordu. Kyrizaros yani altın kılıçlı Zeus deresi gibi bir anlama gelen dereden dere geçiyordu. Derenin iki yanında da antik kentin yerleşim alanları vardı. Bugün gördüğümüz bu kalıntı da o antik kentin yer altındaki kanalizasyon sistemi. İnşa tekniğine, malzemesine baktığımız zaman tipik Roma İmparatorluk dönemi dediğimiz zaman dilimi milattan sonra 1. 2. yüzyılda inşası başlanıp zaman içinde tadilatlar görerek antik dönem boyunca kullanılmış bir kanalizasyon sistemi. Bu kanalizasyon sistemi kentin sokaklarına, caddelerinin altından geçerek kentteki insanların atıklarını şehirden dışarı tahliye etmek için kullanılan bir sistemdir ve gördüğümüz gibi bir insanın rahatlıkla içinde girip gezebileceği bir boyutlarda çünkü antik dönemde tadilatlar, tamiratlar, çeşitli tıkanmalar için müdahale edilmesi gerekiyordu. Bu ana çıkışlardan bir tanesi bunun gibi bu derenin kenarında onlarca var. Kentin ara sokaklardan biriken akan gelen malzeme bu ana çıkışlardan ki şu anda bulunduğumuz yerde bir arıtma noktası gibi bir yer. Burada arıtıldıktan sonra biraz daha saflaştırılmış temizliğin dereye akıyor
kanalizasyon giderleri ve böylece günümüzden 2000 yıl 1800 yıl önce Roma İmparatorluk döneminde günümüz şehircilik kent planlaması anlamında önemli bulgulardan bir tanesini Mastora'da görüyoruz. Mastora daha önce hiç çalışılmamış bir yerdi. Biz 2 yıldır çalışarak amfiteyatro, Roma hamamı, çeşitli su yapılarıyla beraber kanalizasyon sistemi de ortaya çıkardık ve böylece daha önce bilinmeyen bir antik kentin ki Menderes Havzası'ndaki antik kentlerden önemlilerden bir tanesi Mastora. Bu şekilde kentin tamamen ortaya çıkarıp arkeoloji bilim adına önemli katkılar sağlıyoruz. 20 metre gidebiliyoruz. 20 metreden sonra ise bazı noktalarda göçükler var. Göçüklerden sonra da tabii ki daha önce başka yerde bildiğimiz örneklere devam ediyor. Devam etmesi gerekiyor ve çeşitli birleşme noktalarını görüyoruz. Daha küçük sokaklardan gelip bu ana hatta bağlanan kanallar var. Şu anda girdiğimiz zaman için 20 metre gidebiliyoruz.